Yukarıdaki şekilde çevirmek kelimesini cümlelerde kullanmış. Oynadığı oyunun kuralı gereği kullandığı farklı anlam sayısı kadar ilerleyecektir. Şengül, cümleler ve yönergeler doğrultusunda şekil üzerinde kaç numaralı yere gelir? A2, B3, C4, D5. İnceleyelim. Genç yaşına rağmen bütün işleri o çeviriyor. Burada çevirmek sözcüğü idare etmek anlamında kullanılmıştır. Sesi duyunca annem yüzünü bana çevirdi. Yöneltmek anlamındadır. Bir taksi çevirip bindim. Burada çevirmek sözcü durdurmak anlamındadır. Alınan hediyeyi geri çevirmiş. Burada reddetmek anlamındadır. Yakalandığını anlayınca lafı çevirdi. Değiştirdi anlamındadır. Beş farklı anlamda kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Kaç numaralı cümlede çevirmek sözcüğü sehpanın üzerindeki bibloları çevirdi cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A1 B2 C3 D4 1. Genç yaşına rağmen bütün işleri o çeviriyor. Burada çevirmek sözcüğü idare etmek anlamında kullanılmıştır. 2. Sesi duyunca annem yüzünü bana çevirdi. Tam tersi yöne doğru yöneltmek anlamındadır. 3. Bir taksi çevirip bindim. Burada çevirmek sözcüğü durdurmak anlamındadır. 4. Alınan hediyeyi geri çevirmiş. Burada reddetmek anlamındadır. 5. Yakalandığını anlayınca lafı çevirdi. Burada değiştirdi anlamındadır. İncelediğimizde verilen cümleleri sehpanın üzerindeki bibloları çevirdi sözcüğü ile sesi duyunca annem yüzünü bana çevirdi cümlesinde yer alan çevirmek sözcükleri aynı anlamdadır. Cevabımız B seçeneğidir. 1. genç yaşına rağmen bütün işleri o çeviriyor. 2. sesi duyunca annem yüzünü bana çevirdi. 3. bir taksi çevirip bindim. 4. alınan hediyeyi geri çevirmiş. 5. yakalandığını anlayınca lafı çevirdi. Şekildeki cümlelerle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) yalnız 2 D) 2 ve 3. İnceleyelim yorumları. 1 İkinci ve dördüncü cümlelerde çevirmek kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır. Bakalım. Sesi duyunca annem yüzünü bana çevirdi. Bana doğru yönünü değiştirdi anlamındadır. 4. Alınan hediyeyi geri çevirmiş. Burada reddetmek anlamındadır. Aynı anlamda kullanılmamıştır. 2. Beşinci cümlede çevirmek kelimesi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Bakalım yakalandığını anlayınca lafı çevirdi. Evet, lafı değiştirdi anlamındadır. Gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. 3. Üç, üçüncü cümlede çevirmek kelimesi durdurmak anlamında kullanılmıştır. Bakalım. Bir taksi çevirip bindim. Evet, burada taksiyi durdurmak anlamında kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler aynı cümlede kullanılmamıştır? A seninle iyi kötü günlerimiz oldu. B dosta düşmana karşı dikkatli ol. C aşağı yukarı 10 yıl önceydi. D eş dost toplanıp tatile gittik. Zıt anlamlı sözcükler anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. A seçeneğinde yer alan iyi kötü sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. B seçeneğinde yer alan dost düşman sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. C seçeneğinde yer alan aşağı yukarı sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. D seçeneğinde yer alan eş dost sözcükleri ise yakın anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız D seçeneğidir. Hem boşa değil de durma göğe bakalım. Haykırışları uyarın. Zira gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir. Cahit Zarifoğlu. Aşağıdakilerin hangisi bu şiirde alt çizili sözcüklerden herhangi birine çıkaması olamaz. A bakışı bir şeyin üzerine çevirmek bakmak sözcüğünün açıklamasıdır. B. Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk gök sözcüğünün açıklamasıdır. C. Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden. Buna da verilen sözcüklerden herhangi birinin açıklamasını göremiyoruz. D. Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda çabuk sözcüğünün açıklamasıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaşınmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Bu otun değdiği her yer kaşınıyor. B. Küçük kedi kendi kendine kaşınıyor. C. İlla bir kötü söz istiyor. Resmen kaşınıyor. D. Alerjim olduğu için kollarım kaşınıyor. Seçenekleri incelediğimizde inna bir kötü söz istiyor resmen kaşınıyor cümlesinde kaşınmak sözcüğü mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Uyarı istiyor anlamındadır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri eş anlamlı değildir? Eş anlamlı sözcükler yazılışları okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. A. Sema gök Sema ve gök sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. B. Geniş dar, geniş ve dar sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. C. Kanıt, ispat, kanıt ve ispat sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. D. İl vilayet, il vilayet sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Bir numaralı sözcük ve iki numaralı sözcük birbirinin eş anlamlısıdır. İki numaralı sözcük ve üç numaralı sözcük birbirinin zıt anlamlısıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi verilen özellikleri doğru biçimde karşılamaktadır? A. Unutmak, hatırlamak, anımsamak. Unutmak ve hatırlamak sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. B. Alçak, engin, yüksek. Alçak ve engin sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Engin ve yüksek sözcükleri ise zıt anlamlı sözcüklerdir. C. Cimri, müsrif, cömert. Cümrü ve müsrif sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. D. Beyaz, kara, ak. Beyaz ve kara sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Geleceğim bekle dedi gitti. Ben beklemedim o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Verilen dizelerle ilgili olarak İfadelerinden hangileri doğrudur? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 İnceleyelim 1. Somut anlamlı sözcüklere yer verilmiştir Somut anlamlı sözcükler duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramları ifade eder Ben sözcü somut anlamdadır 2. Olumsuz ifadelere yer verilmiştir Evet, beklemek ve beklememek olumsuz anlamda ifadelerdir 3. Birinci dizedeki bir sözcüğün zıt anlamlısı üçüncü dizede kullanılmıştır. Gelmek sözcüğünün gelmedi ifadesi olumsuzudur, zıttı değildir. Eğer gitti ve geldi deseydi o zaman zıt anlam ilişkisi olabilirdi. Cevabımız A seçeneğidir.